Kürt halkı ve Kürt siyasetçileri hakkında vasat kurgularla ve zehirli bir silah kullanma tekelinden türemiş gösterişti ve fakat yersiz kapı kırmalı baskınlarla başlayan bu saldırı hürriyetlerini tahdit ettikleri 12 gün boyunca sürmüş. Ancak bizzat şahit olduğumuz üzere 73 klasörlük ve binlerce sayfalık dosyayı birkaç saatte incelemesi için önüne koydukları hakimleri dahi inandıramamışlar ve arkadaşlarımızın çoğu özgürlüklerine kavuşmuştur. Bu gölemaya çalma hikayesi ilk değildi. Son olmayacağını da yine basın kuruluşu diyemeyeceğimiz kuruluşların bildirdiği üzere Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Funda Buyruk'un İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alındığı haberleriyle öğrenerek gördük. Bu mücadeleden vazgeçmeyecek, her türlü saldırıya karşı Funda'nın yanında durmaya devam edeceğiz. Funda Buyruk, Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı 37 kişiyle birlikte ve gözaltına alınma sebebi dosyaya baktığımızda sadece ve sadece hukuksuz bir şekilde bir sanat evine konmuş olan kameralar ve ses kayıt cihazları. Bu dava, bu dosya tarihe İçişleri Bakanlığı'nın emriyle buradaki kolluk kuvvetlerine yaptırılmış bir röntgencilik olarak geçecek. Kuliste sanatçıların üzerini değiştirdiği, kadınların bile üzerini değiştirdiği odalara kameralar yerleştirilmiş. Bu röntgenciliktir, başka hiçbir şey değildir. Ve Funda Buyruk bu gözaltı furyasının içine eklenerek burada ne yapılmak istendiğini biz çok iyi biliyoruz. Bu operasyon bir yanı bir sanat evine, bir yanı HDP'ye, bir yanı da muhalefete yapılmış bir operasyondur. HDP'nin yanında sakın durmayın, siz de yanarsınız mesajını vermek isteyen bir operasyondur. Fakat şunu bilmeniz gerekiyor ki Türkiye'deki halklar artık sizin bu boş beleş yalanlarınıza, bu sahtekarca röntgenciliği dahi kendine ahlaki etik değerlerine sığdıracak kadar ahlaksızlaşmış olan ve çürümüş olan bu sisteme halk artık biat etmeyecek. İsterse bundan çok daha fazlasını yapsınlar. İsterse HDP belediyelerine kayyum atadıkları gibi başka belediyelere de kayyum atasınlar. Sonuç itibariyle bu kayyumcu anlayış, bu kayyumcu zihniyet, bu insanları açlık ve yoksullukla biat ettirmek ve işsiz bırakma anlayışı bir zulüm cenderesidir ve halk zalimlere karşı daima mazlumların yanında tavır takınır. Ve halklarımız, ülkenin ezilen ve sömürülenleri zannetmeyin ki sizin şu küçük oyunlarınızla dizayn olacak ve sahtekarca düzenlemeyi planladığınız seçimlerde gelip size oy verecek. Bütün bu senaryolara rağmen, seçimlerdeki sahtekarlıklarınıza rağmen halk artık size oy vermek istemiyor. Halk aç, halk yoksul. Tehditle görürler günlerini, ben nasıl da hadlerini bildiririm anlayışıyla yönetiyor. Ve bu anlayış mahkum olacaktır. Bu anlayışı Türkiye'deki halklar ve ezilenler mahkum edecektir. Bugün Funda Buyruk'un görevden alınması, geçici de olsa görevden alınması asla kabul edilebilir bir şey değildir. Nice insanları görevden aldınız. Nice insanları kolluk kuvveti dahil olmak üzere. Nice kamu emekçisini görevden uzaklaştırdınız, ihraç ettiniz. Ne geçti elinize? Kendinize düşmanlık beslemekten başka ne geçti elinize? Funda Buyruk'u açlıkla yoksullukla terbiye etmeyi zannediyorsanız, öyle edeceğinizi zannediyorsanız yanılırsınız. Bizler Adana Kadın Platformu'nun düzenlemiş olduğu bu açıklamada bir kez daha şunu ifade ediyoruz ki kadınlar Funda'yı asla yalnız bırakmayacak. Adana'daki kadınlar Funda'yla dayanışmalarını sonuna dek devam ettirecek ve bu sahte, bu çürümüş, bu ahlaki çöküntünün dibini görmüş olan bu rejimi biz kadınlar olarak teşhir etmeye devam edeceğiz. Funda Buyruk yalnız değildir. Funda Buyruk yalnız değildir.